meydana giriyor sanırım. Yetersiz. Şu anda bütün Türkiye için işte 70 bin kadar Ermeni var Türkiye'de. 30 bin kadar da yurt dışından çalışma için gelenler var. İşte takriben 100 bine ulaşıyor. Bu kitleye Diyanet hizmeti vermek için şu anda kadrolarımızdaki din adamı sayısı sadece 23 kişi. Tabii bu kadar insana hizmet verebilmek zor oluyor. Bunun için devletimize başvuruda bulunduk. Biz Ruhban Okulu açmaktan ziyade İstanbul'daki üniversitelerden birinde bir teoloji fakültesi açılmasını hem laik sistem açısından daha uygun olacağını düşünüyoruz. Hem de devletin kendi üniversite sistemi içinden bir çözüm getirmiş oluyoruz. Önerimizi yaptık. Şimdi sonucunu bekliyoruz. Onarım da gerekiyor. Onarım da gerekiyor. Epey yüklü. Biz onarım. Evet. Çalışma başlayacak mı? Önünde ilk olarak böyle bir uygulama görüyoruz. Çok sevindirici ve güzel bir uygulama, güzel bir gelişme. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin Türkiye'deki bütün farklı dinlerin mabetlerine eğilinmesi söz konusu. Bu da güzel bir gelişme. Teşekkür ederim. Türkiye'ye bu yakışır. Seneden beri bizim hastanemizde temas olarak rahatsızlığını tedavi etmeye çalıştığımız patriğimiz Mesrop Mutafyan bugün saat 1'e çeyrek kala maalesef bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştır. Değerli bir denen adamımızdı. Vatanına milletine düşkündü. Fakat patriği olduktan sonra maalesef kısa bir süre sonra bu rahatsızlığa yakalandı. Hastanemiz bütün elinden gelenleri yaptı. Ama maalesef kurtaramadık kendisini. Bütün tabii ki şu anda diasporanın ve cemaatimizin haberi var bu olaydan. Biraz sonra saat 3'te bizim cemaat televizyonumuz Luis TV tarafından cemaatimizi de bildirilecek. Hem Luis TV'den hem sizlerin kanalıyla dünya bunu duyacak. Dünyada sevilen bir dini liderdi. Çok kültürlüydü. Öyle bir adam bir daha zor gelir kanaatindeyim. Cenaze merasimleri din adamları tarafından programlanacak. Ne şekilde
uğurlanacağı zaten belli bize de günü, saati tespit edilecek. Yurt dışından gelecek olan yüksek rütbeli din adamlarımız var. Bunlar hangi gün bir araya gelirler? Bunu Patrikhane'den öğrenebiliriz. O da birkaç gün sonra olabilir. Bana müsaade edecek olsanız ben birkaç gün sonra yani cenaze töreni belli olduğu zaman ben size tekrar bilgi vermeye çalışacağım. Ben bu meyanda size çok teşekkür ediyorum. İlgi gösterdiğiniz, geldiniz. Allah sizden razı olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun.